Aslında Z diye bir girizgah oldu ama genelde bu ekranda gördüğünüz harfle tanıyorlar beni. Son 10-15 senedir Türkiye'de ve Orta Doğu ülkelerinde yaşadığımız coğrafyada gençlik araştırmaları yapan bir danışmanım ben. 2000 yılı ilk defa benim jenerasyon çalışmalarına merak sardığım dönem. İşte çok çalışmak istiyorum bu alanda. Bunun çok değerli bir segmentasyon olduğunu düşünüyorum. Ve o dönemde akademik çalışmalar yapıyorum bir taraftan. İşte bu konuda bir tez yazmaya karar verdim. İlk tez yazdığım sene atıldım. Veremedim tezi. Tez danışmanım dedi ki deli misin ya, işin gücün mü yok? Ne jenerasyonu, git aklı yerinde başka bir şey bul kendine falan. Olmadı o iş. Sonra af çıktı, ben geri döndüm akademiye. Bir daha yazdım, bir daha atıldım. Gene veremedim tezi, gene başarılı olamadım. Ama Allah'tan iş dünyası, ızdırabı çeken bir dünya olduğu için iş dünyası akademiyadan aslında bir tık daha önce burada bir mevzu olduğunu fark ederek bu alanda çalışmalar yapmaya başladı. Şimdi gelinen noktada dünyanın 55 ülkesinde, Universum ile dünyanın 55 ülkesinde 1 milyondan fazla gençle çok uzun zamandır gençlik araştırmaları yapan bir yapıyız biz ve ben Orta Doğu operasyonlarından sorumluyum. Ben genç değilim, pek değilim genç ama gençlerin çok içindeyim. Kampüslerde, üniversitelerde, liselerde, sahada, sokakta mütemadiyen araştırmalarımıza devam ediyoruz. O yüzden anlattığım şeyler aslında varsayımlar olmamasına çok dikkat ediyorum. Ve bu kuşak mevzunu da çok da fazla abartmamak gerektiğini düşünüyorum. Y jenerasyonu, Y'den sonra gelen, hazır mıyız acaba onu değerlendirmemiz gereken Z jenerasyonu ve bütün kuşaklar aslında birer segmentasyon aracı. Yani ne yapıyor bazı iş modelleri? Bazı tüketicileri, iç müşterileri, çalışanları veya dış müşterileri işte ceplerindeki paraya göre, babalarının zenginliklerine göre falan segmente ediyor. Benim de segmentasyon aracım bu. Dikkatinizi çekiyorum, araç bu, amaç değil. Yani sen bu kuşaksın, hop sen sağ tarafa, sen sol tarafa, siz şu kuşak, siz ortada oturun falan gibi aramıza daha da derinleştiren duvarlar kurma hikayesi değil jenerasyon çalışmaları. Bilakis köprüler oluşturma çalışmaları. Ben her ne kadar bu ekrandaki Y ile bilinsem de aslında sistem bize şöyle bir formül işaret ediyor. Sistemin içerisinde böyle jenerasyonel segmentler var. Ve bu çalışma, bu sistem diyor ki insanları doğup büyüdükleri iklimin, dönemin özelliklerine göre paternlerini değerlendirirsen bir miktar daha köprüler kurma olasılığın artar diyor. Ama baktığınızda Türkiye çok genç bir ülke. Orta Doğu çok genç. İşte dünya zaten gitgide Orta Doğu nüfusu ve Doğu ülkelerinin nüfusunun demografik yapıya etkisiyle gençleşiyor. Ve fakat soru şu, biz gençleri seviyor muyuz? Türkiye olarak gençleri seviyor muyuz? Sorsam ne dersiniz? Sizce biz gençlerini seven bir ülke miyiz? Ne dersiniz? Hayır mı dersiniz Uğur Hocam? Aslında ben de naçizane kanaatim şu ki biz gençlerini seven bir coğrafya değiliz. Gençlerini seven coğrafyalar var, biz değiliz. Bu yeni bir şey değil. Biz 1972'de de gençlerini seven bir coğrafya değildik bana sorarsanız. 1980'de de değildik. 93'te de değildik. 98'de de değildik. 2000'de değildik. İşte 2015 sümme haşa hiç değiliz. 2013'te de değildik. Gençlerini seven bir coğrafya değiliz. Benim yapmaya çalıştığım şey de sevmek için neye ihtiyacımız var? Anlamaya ihtiyacımız var. Anlamayı bir miktar kolaylaştırabilir miyiz? Bunu görmeye çalışıyorum. Beni organizasyonlar sık sık çağırıyorlar. Diyorlar ki bize biraz Y kuşağı anlatsana. Ben de ne yapacaksınız Y kuşağını diyorum. İşte hazırlanacağız diyorlar. Ben de diyorum ki biraz geç olabilir hazırlanmak için. Çünkü Y jenerasyonu artık Türkiye'de organizasyonel iklimde üst yönetici pozisyonlarına bile geldi. Şöyle bir bakacak olursak jenerasyonel sistemi anlamak için 1980'den sonra doğan ve 99'un 90'ların sonuna kadar dünyaya gelen kuşağı biz bu coğrafyada Y jenerasyonu diyoruz. Fakat Batı dünyası millennial'lar diye bir genelleme yapıyor. Hem Y'lere hem Z'lere millennial'lar diyor. Bu jenerasyonel sistem bize şunu gösteriyor. Dünya çok değişiyor, hızla değişiyor. Bedenlerimiz çok hızlı gidiyor. Acayip dijitaliz mesela. Düşünsenize en geleneksel şirketler bile Facebook'ta grup kuruyorlar falan ve takipçi sayısı takip ediyorlar. Yani çok acayip bir şey. Bedenler süper, acayip hızlı. Ama kafalar bedenler kadar hızlı mı? Gerçekten kafalarımız da bedenlerimizin ve fiziksel kabiliyetimizin olduğu kadar hızlı mı? Konu bu. Bu değişime bir örnek vermek istiyorum. Ben minik bir quiz yapmak istiyorum size. Ondan sonra bu kuşak hikayesine tekrar döneriz. 50 milyon kullanıcıya kaç yılda ulaştı biraz sonra size göstereceğim oyuncaklar, eğlence ürünlerimiz, onu soracağım size. Belki de tarihi böyle daha net anlayabileceğiz. Şununla başlayalım, mesela radyo ile başlayalım. Radyo ilk icat olunduktan sonra 50 milyonuncu müşteriye sizce kaç yılda ulaşmıştır? Tahmin edebilir misiniz efendim? 20, 25 geldi. Başka var mı? Efendim? 120 geldi. Başka? Tahmini olan, artıran, azaltan?
25 ila 120 arasında gidip geliyoruz. Bir bakalım 35 yılda 50 milyonuncu müşteriye ulaşmış. 50 milyonuncu müşterisine 35 yılda ulaşmış. Başka bir şey sorayım size. Televizyon biraz daha artık gelişti, teknoloji gelişti, X kuşağı devreye girdi. 25 geldi. Var mı artıran azaltan? 10, 15, 20 bakalım 13 yılda televizyon 13 yılda 50 milyonuncu müşterisine ulaşmış. Sonra biraz daha teknoloji gelişiyor. Bizim kuşak yani işte 40 ve üzeri yaş grubu olan kuşak büyüdükçe yeni kuşak geldikçe yani Y jenerasyonu geldikçe artık başka bir oyuncağımız oluyor. Facebook çok kıskandığım bir mark. Aynı yıl kurduk şirketi. Aynı yıl girişimci olduk markla. Onun şu anda dünya çapında 1.4 milyar müşterisi var. Benim 330 tane müşterim var. Ve bence o benden daha az çalışıyor. Ama Birleşmiş Milletler toplantılarına falan davet ediliyor. Geçen hafta, iki gün önce Beyaz Saray'da Çin Devlet Başkanı ile toplantıya girdi. Kaldı ki Çin'de Facebook yasak. Bayağı kıskandığım biri Mark. Sizce Facebook 50 milyon kullanıcıya kaç yılda ulaşmıştır? 3 yıl geldi, 13 ay geldi. Bir bakalım 3 yıl. Facebook 3 yılda ulaştı. Şu anda 1.4 milyar Çin'de yasak olmasına rağmen. Peki biraz daha zaman gelişti. Artık bizim son dönem Y'ler dediğimiz 90'dan sonra doğan Y'ler geldikçe onlar başka bir şeyin hayranı oldular. Instagram. Instagram 50 milyon müşteriye kaç yılda ulaşmıştır sizce? Instagram 6 ay geldi. Bir bakalım 6 ay. Evet. Instagram 6 ayda 50 milyonuncu müşteriye ulaşıyor. Ama sonra bizim 2000'den sonra doğan çocuklarımız, kristal çocuklarımız Z kuşağı geldi ki onların başka bir oyuncağı var. Angry Birds. Angry Birds 50 milyon müşteriye ne kadar sürede ulaştı sizce? Bir gece, bir ay, 35 gün. Konu şu ki, bunun üzerine çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Geleceği konuşurken mutlaka geçmişi anlamamız gerekiyor. Ben içinde gelecek, geçen her şeye bayılıyorum. Ama geçmişten asla ayrı tutmamamız lazım diye düşünüyorum. Geçmiş ve gelecek bir bütün. Geçmişi anlayabilir ve onurlandırabilirsek geleceği bence mümkün kılabileceğiz. Geçmişten ayrı bir parça değil gelecek. Ve işte size bence tarih burada kendini çok net gösteriyor. Soru şu, ben çok soru sorabilirim bugün. Sonuncu sorumu bu olarak hazırlamamıştım ama... Bence çok değerli sorulardan biri şu. Yoksa biz bugün 2015 Türkiye'sinde 35 günde 50 milyon müşteriye ulaşılan bir 2015 Türkiye'sinde kullandığımız teknikler, stratejiler, insan yönetme, motive etme, insanı çekme, bir şey satma, pazarlama, ürün geliştirme vesaire kullandığımız teknikler, taktikler, stratejiler 50 milyon müşteriye 35 yılda ulaştığımız dönemlerden kalma olabilir mi? 50 milyon müşteriye 35 günde ulaştığımız bir dünyada kullandığımız teknikler, stratejiler 50 milyon müşteriye 35 yılda ulaştığımız günlerden kalma olabilir mi? Ne dersiniz? Öyle değil mi? Özellikle de hangileri öyle biliyor musunuz? İçinde insan geçen stratejiler. Değil 20. yüzyıl, 19. yüzyıldan kalma insan yönetme stratejilerimiz var bizim. Ben acayip inovatifim diyen şirketlerimizde bile. O yüzden aslında bizim ilk başta meydan okumamız ve kılıfları kırmaya başlamamız gereken nokta insana bakış açımızla alakalı. Dolayısıyla bu kadar hızlı bir gelişim, müthiş bir teknolojik gelişim, bütün bu dünyada ne oluyor, ne yapacağız biz? Benim çok sevdiğim Harvard profesörü Can Nesbitt diyor ki, bilgiye açız ama enformasyon içinde de boğuluyoruz bir taraftan. Yani her taraftan kafamızdan aşağı bilgi yağıyor ama o işin içindeki bilgelik kısmını açız. İşte Uğur Hoca Big Data'cı, o daha iyi anlatır ne demek istediğini Nesbitt'in ama gerçekten o Big Data içerisinde biz o kadar boğuluyoruz ki işin bilgelik tarafını unutuyoruz ve onu kaybediyoruz gibi geliyor. İşte tam bu çalışmalarda benim beslendiğim yer jenerasyonel segmentasyon. Beni bırakırsanız, çok az zamanım kaldı, beni bırakırsanız sabaha kadar konuşabilirim bu konuda. Jenerasyonel segmentasyon bu güzel kadınlarla anlatmayı seviyorum ama. Jenerasyonel segment bize dönemleri anlatıyor ve diyor ki o dönemin sosyo-kültürel ve ekonomik paternlerinin birbirinden farklı olmasının çeşitli baz nedenleri var ve bunu iyi okumalısın diyor sistem. Dolayısıyla bu böyle işte burç okuma, falcılık yapma falan filan gibi bir şey değil. Bu aslında bir dönemi sosyo-kültürel normlarına göre okuyup oradaki paterni anlayabilme ile ilintili bir bilim. 1970'lerden beri Batı dünyası bunu çok derin bir şekilde çalışıyor. Peki kökleri nerede biliyor musunuz? Bana çok kızıyorlar. Niye bunlara BB diyorsun? Yok efendim niye X, neden Y diye Amerikalı'nın koyduğu ismi kullanıyorsun diyorlar ama aslında dünyanın en önemli jenerasyonel sistem uzmanlarının esin kaynağı 13. yüzyıl
Tunus'ta yaşamış bir İslam felsefecisi İbni Haldun. İbni Haldun'un mukaddimesi dünyada yazılmış ilk jenerasyonel sistem kitabı çalışması ön sözü diyelim. Dolayısıyla Batı sosyolojisinin babası aslında İbni Haldun. Yani İslam felsefesi çok ciddi referanslar veriyor jenerasyonel sistemin anlaşılması için. Hemen bu yanlış anlaşılmayı gidererek başlamak istedim. Bu konuya böyle girmek istedim. Çünkü hani böyle X kuşağı, Y kuşağı, baby boomer falan deyince Amerikan icadı gibi geliyor ama aslında öyle değil. Aslında küresel olarak çok derin çalışılan bir konu. Matematiksel olarak 1980'den sonra doğan arkadaşlar bir el kaldırabilirler mi? Gördüğünüz gibi dükkan bu arkadaşların. 80, 81, 82, 83'ler el kaldırsın lütfen. Bu arkadaşlara biz Araf kuşağı diyoruz. Arada kalmış bir kuşak. Yani matematiksel olarak Y kuşağı, fiziksel olarak ama pattern olarak yaptığımız araştırmalarda çok ciddi bir biçimde üst kuşak yani X kuşağından beslenen, etkilenen, öyle bir etkileşim olan bir kuşak. X kuşağı benim de içinde dahil olduğum 1965-79 arası doğan kuşak. Bir görebilir miyim? Jenerasyonel sistemde yeni jenerasyon yani Y jenerasyonu, iş yaşantısındaki Y jenerasyonuyla en çok çelişen kuşak az önce el kaldırdı. Birinin motive olduğuyla direkt demotive olan hatta. Süper bireyselliği, başarı odağını, sonuç yaratmayı, sonuç odaklılığı ve performans anksiyetesini aslında temsil eden bir kuşak. Sebepleri var, öyle yetiştirildi. Yani Hayriye Hanım'ın kızı Ahmet Bey'in oğluyla mukayese edile edile yetiştirile gelen bir kuşak. Ve Türkiye'de özellikle kapitalizmin derinleştiği dönemler yaşanan sancıların birebir ürünü ve sonuçlarını deneyimlemiş bir kuşak. Dolayısıyla farklı, ya jenerasyondan farklı. O yüzden X deniyor. X olmuş bazı değerler böyle bir kuşak. Ama sistemde bir kuşak var. Türk iş dünyasında çok az, son derece az. Ben mesela geçtiğimiz dönemlerde 9000 çalışanı olan bir şirketin danışmanlığını yapıyordum. Bu kuşak oranı sıfırdı şirkette, yani hiç yoktu. Sebebi yaşlı olmaları değil, sebebi Türkiye'de 1990'da çıkan bir yasa, süper emeklilik yasası. Çok erken yaşta dönemin bebek bombardımanı, BB kuşağı, Türkiye'de 36-37 yaşında emekli oldu, gitti şirketlerden. Bir görebilir miyiz? Aramızda var mı? 1946-64 arası doğumlular. Hoş geldiniz efendim. Biliyorsunuz benim bir totemim var, Uğur Hoca bilir. Bu kuşağı alkışlıyorum aramızda oldukları zaman. Sistemde gençlik iletişiminde en çok ihtiyacımız olan kuşak. Özellikle Y jenerasyonun organizasyonel sistemde en iyi anlaştığı, kendini yanında en rahat gerçekleştirdiği kuşak, en az çatışan kuşak. Böyle bir durumlarımız var. Batılı toplumlarda, batıda yaptığımız çalışmalarda hala aktif iş hayatında gördüğümüz bir sessiz kuşak var ki 1927-45 arası dünyaya gelmiş bir kuşak. Niye anlatıyorum? Yani biz burada hani kadının gelecekle ilgili bir şey söylesin diye çağırdık. Bize 1920'li yılları anlatıyor diyebilirsiniz. Fakat minik bir tüyo vereyim. Jenerasyonel sistem böyle 360 derecedir. Yani başa döner. Dolayısıyla aslında siz ekranda Y'den sonra bir şey görmüyor gibisiniz ama aslında görmeniz lazım. 1990 sonrası yani 2000'den bu zamana hayatımıza girmeye devam eden kuşak. Biz onlara Z kuşağı diyoruz. Hala yolu var. Birkaç sene daha gelmeye devam edecekler. Müthiş bir jenerasyon. Y kuşağıyla hiç alakası yok. Çok başka niteliklerle geliyor. Aslında onlar sessiz kuşağın tekrarı olan bir kuşak. Dolayısıyla döngü sistem aslında başa dönmüş vaziyette. O yüzden bu çalışmalarda biz mutlaka burayı bir çalışırız, bakarız. Ufak bir tüyo vereyim. Bugünlerde anlatmakta fayda var. Aynı zamanda dünya jenerasyonel sistem paterninde savaş dönemi, yıkım dönemi, biraz yaratıcı yıkım dönemi, altından daha temiz işlerin çıkacağı bir yaratıcı yıkım dönemi diye de bilinen bir dönem. Dünyaca ünlü pek çok tarih profesörünün bu alanda yaptığı çalışmalar var. Bu döneme biz her girdiğimizde dünyanın önemli ülkelerinde sınırlar, sistem değişir ve dünyada hegemonya el değiştirir bu döneme girdiğimizde. 2018 ila 20'de bu dönem kapanıyor. Jenerasyonel sistem çalışmasının baktığı konulardan biri bu. Çok fazla uzatmayayım ama Türkiye'yi anlatayım. Türkiye böyle. 77,5 milyon. Gençleşiyoruz mu diye bakarsak hayır. Bilakis yaşlanıyoruz. Şu anda 30,7 yaş ortalamamız. Baktığınızda aslında yaş ortalaması 30 olan bir ülkede gençlerin ve genç adayların ne kadar fazla olduğunu görebilirsiniz. Dünyada bundan geri kalmıyor aslında. Dünyada yaklaşık 7 milyar nüfusa sahip şu anda. Bakın dünyada da bir hayli genç nüfus var. 2025 yılında bundan sadece 10 sene sonra bütün dünyada toplam çalışan nüfusun %65'i Y jenerasyonu olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu sadece insan kaynaklarını ilgilendiren bir durum değil. Bu bütün iş kollarını ilgilendiren bir durum. %65'i Y jenerasyonu olacak şu demek, parayı kim çevirecek yani? Yani kim satın alacak, ekonomiye kim can verecek, kim karar verecek? Aslında millennial'lar yani bunu Y jenerasyonu başlatıyor. Y jenerasyonu buna karar verecek. Dolayısıyla bizim bu sistemi gerçekten çok iyi görmemiz lazım. Ama benim bitirmeden sizinle özellikle paylaşmak istediğim bir şey var. O da şu ki aslında biz 1950'li yıllarda demografik olarak bütün dünyada piramit şeklindeydik.
Bu bizim segmentasyonu daha hafife almamıza sebep olan bir demografik yapı oldu. Gelinen noktada 2020'de kubbe şekline geliyor artık demografik yapı. Bu şu demek, segmentler, dönem, kuşak, yaş segmentleri birbirine daha fazla oransal olarak benzemeye başlayacak. Fakat gelecek şunu gösteriyor. Gelecek diyor ki artık biz bir skyscraper, bir gökdelen formatında olacağız jenerasyonel segmentler açısından. Yani sen ne iş yapıyor olursan o, gençleri, bebekleri, çocukları, yaşlıları, daha yaşlıları, orta yaşlıları, en yaşlıları da eşit seviyede segmentasyonunda önemsemek zorunda kalacaksın diyor sistem. Bu ben çok önemli. Bugünlerde bir perakende markasıyla çalışıyorum. Buna dair pek bir fikirleri yok bence. Bu resmi gördüklerinde iki segmenti ne kadar ihmal ettiklerini ve o iki segment için uzun zamandır hiç koleksiyon yaratmadıklarını fark ettiler. Ve şu anda o iki segment için koleksiyon yaratmaya başladılar. O iki segment tahmin edebileceğiniz gibi çocuklar, gençler falan değil. Zaten bütün dünya oraya çalışıyor. Orta yaşlılar ve yaşlılar. Çünkü insan ömrü uzuyor ve orada da bizim başka segment ihtiyaçlarımız da ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi 2080'deki öngörü bu. 2080'de 25-29 segmentiyle aslında 60-64 segmentinin birbirine ne kadar benzeme eğilimi olduğunu burada çok net bir şekilde görüyoruz. Z kuşağı ile ilgili iki çift laf edelim. Ben bunu Facebook'ta gördüm geçenlerde. 4 tane küçük arkadaş dünyayla bir karton, 2 tane de keçeli kalem marifetiyle iletişim kuruyorlar. Diyorlar ki merhaba dünya, babamdan köpek istiyoruz. Bize dedi ki eğer buna 1 milyon like alırsanız size köpek alacağım. O yüzden lütfen bunu like edin diye iletişim kuruyorlar. Yanına da bir ufak not düşmüşler, yapabileceğimizi düşünmüyor diye. Baba belli ki X kuşağı hedef koymuş direkt. Bayılırız biz böyle şirketlerde hedeflerle, sonuçla falan ölçme, hedeflerle yönetim falan diye şeyler çıkardık 20. yüzyılda. Ve çok doğru bir şey yaptığımızı zannediyoruz ya, o da bana çok mizahi geliyor. Neyse orası ayrı bir mevzu. İşe yarasaydı çalışan devir oranları bu kadar bu vaziyette olmazdı diye düşünüyorum. Şu an Türkiye'de genç arkadaşların bir şirkette kalma ortalama yılları 2. Demek ki işe yaramıyor ölçme, değerlendirme ve motivasyon tekniklerimiz. Neyse şunu baktığımda merak ettim. Ne istiyor? 1 milyon like istiyor. Ben bu fotoğrafı gördüğümde 2,5 milyon like almıştı. Hedef tutmuştu. Ama ben şunu merak ettim. Bunlar nerede acaba? Bir baktım Avustralya'dalar. Yani dünyanın öbür ucunda. Dünyanın bu ucundaki bana, yani sokaktaki bana, herhangi bir insana gelip benden destek alabilme kabiliyetine sahip bir jenerasyona hazır mısınız? Soru bu. Böyle bir jenerasyona hazır mısınız? Babası zengin olması önemli olmaksızın, dünyanın neresinde olduğu önemli olmaksızın. Böyle bir jenerasyon geliyor. Buna hazır mısınız? Gene Türkiye'nin medar iftar şirketlerden biriyle bir çalışmada bu soruyu sordum onlara geçtiğimiz sene. Dönüm işi yapıyorlar. Kot kumaşı ve çok başarılı işler yapıyorlar. Hazır mısınız dedim. Böyle bir kuşağa herhalde hazırız yani dediler. Hani görmüyor musun yani süper başarı hikayelerimiz var falan. Yoksa sence hazır değil miyiz dedi patronlardan biri. Ben de vallahi bence hazır değilsiniz dedim. Neden dedi? O dönemde yaptığımız bir araştırmadan bahsettim. Biliyor musunuz dedim, Z kuşağı kot pantolon giymek istemiyor. Kızlar tight, oğlanlar eşofman giymek istiyor. Yani en büyüğü 15 yaşında. Böyle bir pattern var. Peki sen yarın 3 milyon daha az kot pantolon satarsan ne olacak? Dolayısıyla bırakınız reaktif olmayı, söz konusu bile değil bence 19. yüzyıl kavramıydı. Bırakın proaktif olmayı, proaktivite de bence 20. yüzyıl kavramıydı. Bugün bu jenerasyonu anlamak için koaktif olmamız gereken bir dönem. Yani birlikte eşit seviyeden bakmamız ve birlikte hareket etmemiz gereken, birlikte değerlendirmemiz gereken bir dönem. Çok enteresan ama 8-9-10 yaşlarında internet, bilgisayar, cep telefonu kullanmaya başlıyor bu kuşak. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen data böyle. %25'i ebeveynlerin yemiyor, içmiyor, borç alıyor, kredilendiriyor, taksitlendiriyor, bilgisayar alıyor çocuğuna falan. Ama sorum şu ki biz bu çocukları işe aldığımızda bunlara diyoruz ki müdür olduğunda sana iPhone vereceğim. veya işte direktör olduğunda araba vereceğim sana falan. Dolayısıyla aslında bugün 4 yaşında bir çocuk için bile motivasyon faktörü olamayacak şeyleri biz organizasyonel sistemde 20 yaşına gelmiş kocaman adamlara ittirmeye çalışıyoruz. Ama pek olmuyor, işe yaramıyor gibi geliyor bu bana. Dolayısıyla gençlerini seven ve anlayan bir genç ülke olursak bunları çözeceğiz inşallah. Son olarak ben Türk gencinin adres edilmeyen sorunlarını bir dakika altını çizip sorumu sorarak bu sahneyi terk edeceğim. Birincisi, tanımlanamayan dozda açık, gizli genç işsizliği var Türkiye'de. Avrupa birincisiyiz %31 ile. Buna geleceksizlik de diyebiliriz. Yani bugünün genci. Çünkü bugünün genci Z diye bahsettiğimiz adamları doğuracak, büyütecek, yönetecek, onlara ekmek verecek, iş verecek. Böyle değerlendirmek lazım. Prekarizasyon mutlaka düşünürlerin
düşünmesi gereken, üzerinde yatması gereken bir şey. Prekarizasyon, değersizleşme demek. Özellikle işin değersizleşmesi. Bir numaralı örnek staj programlarıdır buna. Staj programları. Yani harikulade okullarda çocuklarımızı okutup yetiştirip ondan sonra fotokopi çektirdiğimiz yerlere gönderdiğimizde o çocuk prekarize oluyor. Yani değersizleşiyor. Bu çok önemli bir mesele. Business bitti, business başladı maalesef. Biz bu çocukları business dünyasına yetiştiriyoruz ama çocuk geliyor bir bakıyor ki aslında müthiş verimsiz ama günde 14 saat çalıştığı bir ortamda kalmaya çalışıyor. O yüzden bu sene Türkiye'de yaptığımız 40 bin gençle yaptığımız araştırmada en çok hangi sektörde çalışmak istiyorsun, en çok hangi şirkette çalışmak istiyorsun dostum dediğimizde %18 bize şöyle cevap verdi. Ne şirketi? Ne şirketinden bahsediyorsun? Kesinlikle ben mezun olduğumda bir şirkete girmek istemiyorum dedi Türk genci. 55 ülkede araştırma yapıyoruz. Bir numarayız şu anda. Kendi işimi kurmak istiyorum diyen gençlerde. Bunun sebebi çok genius gençlerimiz var falan değil. Bunun sebebi kurumsal sisteme olan güvensizliğimiz. Meritokratik kültür, yani hep başarılı olmak zorundasın. Başarı ödüllendirilir. Hep havuç var. Bu havuç büyüyor. Bu meritokratik kültür çok zehirleyici Türk gençleri için ve toplumsal faydasızlık gibi dertlerimiz var. Şimdi böyle bir isimde, yani kendini faydalı görmediği, gencin sistem tarafından benimsenmediğini gördüğü bir iklimde ben bu gence Z kuşağını emanet edeceğim ve diyeceğim ki al benim çocuğumun müdürü sen ol. 9 yaşında bir oğlum var benim, Z kuşağı. Onun müdürü sen ol, ona ekmek ver, ona iş ver, onu geliştir. Biz aslında böyle biraz karamsar bir tablo çiziyor olabilirim ama böyle bir Türkiye'de gençleri anlamaya, sevmeye ve çocukları da böyle bir ve dünyanın geleceğini hazırlamaya davet ediyoruz. Buraya gelmeden önce bir siyaset liderinin bu hafta yaptığı basın açıklamasını okudum. Seçim bildirgesini gençlere ithaf ettiğini söylemişti bu lider. Ama son iki seçimdir bu lider listesinde adayı olan tek bir genci bile kontenjan adayı göstermiyor. Dolayısıyla bizim aslında yaptıklarımız ve söylediklerimizin arasında da hem işte hem günlük hayatta hem sokakta boşluklar var. Bunlara bakmamız çok çok önemli. Benim sorum bu. Bu gerçeklik, bu acı gerçeklik geleceğin genci olan Z kuşağını nasıl dönüştürecek? Nasıl dönüştürecek? Yani böyle bir platform, böyle bir iklimde İstediğimiz kadar Facebook'ta Avrupa penetrasyonunda birinci olalım. Twitter'da dünya penetrasyonunda birinci olalım. İstediğimiz kadar dijitalleşelim. Kafamız nerede ve ne kadar hazırız? Bence konu bu. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum.